Merhaba sevgili arkadaşlar, ben matematik öğretmeni Mustafa Güler. EBOB, ECOG denemesine giriş yaptım. Müthiş bir denemedir. Gerçekten sorular çok hoşuma gitti. Hemen hızlı bir şekilde birinci sorudan değil de hemen dördüncü sorudan başlayıp 1, 2, 3 diye devam edeceğim. Şimdi dördüncü soru arkadaşlar cidden hoşuma gitti. Şöyle, şifreli bir kilidimiz varmış. Bu 1, 2, 3, 4, 5, 8 rakamları kullanılıyormuş ilk basamakta. İkinci basamakta da buranın harfleri kullanılıyormuş sırasıyla. Bak sırasıyla demiş, özellikle buna dikkat edelim. Sırasıyla sırasıyla. Diyor ki birden sağdaki şerit de B'den başlıyormuş. Tamam süper. Bu birden başlıyormuş. Bu da B'den başlıyormuş. Bu kaçta bir devir daim eder? 8'de bir devir daim eder. O zaman şifre eşittir 8'in katı artı. Nerede açılacakmış? 5 geldiği zaman açılacakmış. 1, 2, 3, 4, 5. Artı 5 eşittir. Burak da kaçta bir tekrar edecek? 5'te bir tekrar edecek. 5'in katı artı. Benden uyu istiyor. Artı 2 diyelim. Buraya kadar bir sıkıntımız var mı arkadaşlar? Hayır. Şimdi sen benden ne istiyorsun? Diyor ki 4. seferde. Şimdi dikkat ettim de şuraya bir 3 eklesem. Şuraya bir 3 eklesem. Şuraya bir 3 eklesem. Şifre artı 3. 8'in ve 5'in bir katı oldu mu? Evet hocam, 8 ve 5'in bir katı oldu. O zaman şifre artı 3 eşittir. 5 ve 8'in katları 40 var. 40'ın bir katıdır. Sen benden ne istiyorsun? Dördüncü seferde. Dördüncü sefer diyorsa K yerine 4 yazarsınız. Cevapta ne çıktı arkadaşlar? Cevapta 157 çıktı. Şıklardan 157'yi bulup işaretlersiniz. Çok hoşuma giden bir sorudur. Çözümünü de bu şekilde yapmış olduk. Ha yandaki bu da arkadaşlar yine güzel bir sorudur. Şöyle güzel bir sorudur. Şu aynı doğru üzerindeki dışarıda yazılanlar bunların okekleriymiş. Ondan bahsediyor. Güzel. Benden karelerin içerisindeki doğrusal olduğu iki dairenin içerisindeki en küçük ortak katı okekleriymiş. Şimdi bu iki benim dikkatimden kaçmadı değil. Şimdi iki ise bunlardan birisi iki, birisi bir. Birbirinden farklı demiş mi arkadaşlar? Ha, en az, en küçük dediği için tabii. Ya 2'ye 2 de olur. Ben 1'e 2, en küçük dediği için. Hocam 2 olursa şu 3, şu ikisinin okekleri olamaz. O zaman ben buraya 1 diyeyim. Ben şuraya 2 diyeyim. Bir sıkıntı olur mu arkadaşlar? 10. Şu ikisinin okeyi ise burası 5 olur. 20. Şurası 4 olur. Doğru mu? 12 ise şurası 3 olur. 3 ise şurası da 3 olur. Süper. İşte hepsini buldum. 1, 3, 2, 5, 7. Benden bunların toplamını istiyor. Bunların toplamı arkadaşlar 15'tir. Toplayabilirsiniz. 1, 2, 3, 4, 5'in toplamı evet 15'tir. Güzel bir sorudur. Çözümünü bu şekilde yapmış olduk. Şimdi geldik ilk sorumuza. Santim santim. Bir defa bu 1 metreyi silerim. 100 santim yazarım. 100 santim yazdım. 3 çubuk varmış. Kumaş tüccarı ölçüleri bu olan 3 çubukla birinci kumaş topunu bunlarla ölçmüş. O zaman biz buna şöyle diyelim arkadaşlar. Kumaş 1 diyeyim. Durun, 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 durun. Biraz yukarı böyle bir kaydırayım. Kumaş 1 eşittir. Bunlarla ölçülmüş ya, sırasıyla bu fazlalıklar çıkmış ya. O zaman bu 50'nin katı artı 40 eşittir. 75'in katı artı 65 eşittir. 100'ün katı artı 90. Benim bir şey dikkatimi çekti. Hep 10 eksiği, 10 eksiği, 10 eksiği. O zaman her birisine bir 10 ekleyelim. Her birisine buyurun arkadaşlar bir 10 ekleyelim. Şuraya 10 ekledik, şuraya 10 ekledik, şuraya 10 ekledim, şuraya 10 ekledim. O zaman K1 artı 10 yani birinci kumaşımızın topu artı 10 eşittir. 50, 75, 100'ün bir katı oldu. O da 300 mü arkadaşlar? Evet. 300'ün bir katı. Süper. Bu bir kenarda kalsın bakalım. Bir de kumaş 2'ye bakalım. Kumaş 2 de arkadaşlar yani ikinci top kumaşım da bunlara bölündüğün zaman fazlalığım olmuyormuş. O zaman fazlalığım olmuyorsa bunların bir katı. Bunların bir katı arkadaşlar ne var? Zaten 300'dü. 300'ün katı. Şimdi soruda benden ne istiyor? Her iki topun uzunluğu 100 metre. Tamam. O da 1000 santimdir. 1000 santimden kısa olduğuna göre iki topun uzunlukları farkı en fazla kaçtır? Ben bu kaya 1 desem kumaş birimiz ne olur? 290 olur. Ben bu kaya 3 desem kumaş ikimiz de 900 olur.
Benden ikisinin arasındaki farkı istiyor. İkisinin arasındaki fark 610'dur. Şıklardan 610'u bulup işaretlerim. Hızlı bir şekilde geldim sağdaki soruma. Arkadaşlar yine güzel bir soru. Şöyle güzel bir soru. Şimdi ben size farklı bir çözüm yapacağım. Nasıl bir çözüm yapacağım? Biraz sonra birlikte böyle bir irdeleyeceğiz. Melisa havuza girecekmiş. Birinci günden başlayıp 181. güne kadar işte bir. İşte artış miktarlarını bilmiyorum. En sonda 181'imiz varmış. Süper. Diyor ki eşit aralıklı günlerde gidecek. Mesela 1, sonra 3 fazlası 4, sonra 3 fazlası 7, sonra 3 fazlası 10 da olabilir. Ama en son bitişi 181 ile yapacak şekilde istiyor ha benden. Ya da 1 dersiniz, 5 dersiniz, 4 fazlası, 4 fazlası, 13, 4 fazlası bu şekilde de gidebilir. Sıkıntı değildir. Ha, benden ne istiyorsun? Diyor ki 1. ve 181. gün mutlaka gidilecekmiş. Diyor ki Melisa kaç farklı şekilde havuza gidebilir? Şimdi arkadaşlar terim sayısını bana nasıl buluyorsun? Şimdi ben terim sayısından yola çıkarak sonuca gideceğim. Hani burada kaç tane terim, kaç tane durağımızın olduğu terim sayısının formülü neydi? Son aşkımdan ilk aşkımı çıkarırsınız. Bölü arada geçen zaman artı ben formülü vardı. Dikkat ettiniz mi? Son aşkımın zaten 181 olması isteniyor. İlk aşkım zaten 1, o da isteniyor. Bölü kaçar kaçar artmış. Arkadaşlar aralığa da P diyelim. Bilmiyoruz ki. Artı 1. Bunun arkadaşlar tam sayı olması isteniyor. O zaman burası ne oldu? 180. 180'e bölünen kaç tane tam sayı varsa o kadar da arkadaşlar farklı bir şekilde gidebilir havuza, haberiniz olsun. Hemen 180'i asal çarpanlarına ayıralım. 180'i arkadaşlar asal çarpanlarına ayırdığınız zaman o da 2'nin karesi, 3'ün karesi çarpı 5 olur. Üstlerin birer fazlasını çarptığımız soru biter. 3, 3, 2 çarptınız ne oldu arkadaşlar? 18 oldu. Şıklardan 18'i buldum ve işaretledim. Olay anlaşılmıştır umarım. Güzel bir sorudur. Çözümünü de bu şekilde yapmış oldum. Hemen sayfamı çeviriyorum. Aha, tam da arkadaşlar sınav formatında yine bir soru. İnanın arkadaşlar ben bu testi çok beğendim. Çok güzel bir denemeydi. EBOBEKOK'tan bu kadar güzel bir performans beklemiyordum. Gerçekten şimdiye kadar, ya gerçi bunu her testi mi söylüyorum bilmiyorum ama şimdiye kadar çözmüş olduğum en güzel denemelerden bir tanesiydi, haberiniz olsun. Şimdi adam bize bir tanım vermiş. Diyor ki dikdörtgen içerisinde bir x varsa EBOK'larını al diyor. Üçgen içerisinde x varsa EKOK'larını al diyor. Şimdi önce bir dikdörtgen içerisinde 2'yi alalım. Dikdörtgende EBOK mu alıyordum? EBOK. X'e 2 yaz demiş. 2, 2 daha 4. 2, 16 daha 18. EBOK'lar arkadaşlar her ikisi 2'ye bölünür. Süper. Şimdi bunu diyor ki üçgen içerisinde yaz. Önce içtekinden başladık ya. Üçgen 2 demek EKOK'larını al diyor. EKOK. 2 yazalım. Burası ne oldu? 8 oldu. 2 yazdım. 4. Burası da 16 mı oldu? EKOK'ları 16'dır. Aa, benden ne istiyorsun? 16'yı bulduk ama şıklara bakıyorum 16 yok. Çünkü benden 16 istemiyor. Pozitif bölenlerin toplamı. 16 kimlere bölünür? 1'e, 2'ye, 4'e, 8'e, 16'ya. Şunları topla 20. Şunları topla 10, 30. 31'i şıklarda buldum ve işaretledim. Şimdi geldik 7. sorumuza. İşte müthiş bir soru. Bu soruyu ben çözeceğim. Bir de ekstradan bir tane daha soru çözeceğim. Bir de sana bir tane ödev bırakacağım arkadaşlar. Şimdi diyor ki dikdörtgen şeklindeki alanlar, ha bunların alanları verilmiş ve diyor ki sarı bölge bir kareymiş. Şurası da şurasına eşitmiş. Tamam arkadaşlar. Diyor ki yeşil boyalı bölgenin alanı en az kaçtır? Şimdi şu ikisinin okeklerini bulalım mı? Yani 48 ile 42'nin bana şey, OBEB'lerini. OBEB'lerini bulur musun? Her ikisi arkadaşlar kimlere bölünür? Hocam her ikisi 6'ya bölünüyor. Çünkü 48 de 6'ya bölünür, 42 de 6'ya bölünür. O zaman ben bu ortak kenara 6 desem. Burası ne oldu? 8 oldu. Şurası ne oldu? 7 oldu. Şurası 8 ise şurası da 8'dir. Benden sen ne istiyorsun? Yeşile boyalı alan en az kaçtır diyor. Arkadaşlar burasının alanı en az 56'dır. Şimdi en çok deseydi. Bu en az değil de. En çok deseydi. Arkadaşlar ben burayı 1 alırım. 1, 1. 1 alınca burası ne olur? 48. 1 alınca burası ne olur? 7. 48 ise burası ne olur? 48 olur. Çarpımları oha, oha, oha. Şimdi sana ödevimi soruyorum. Ödev. Ödevim de şu olsun arkadaşlar. Yeşil alan kaç farklı değer alır? Kaç farklı değer alır? Süper bir soru oldu arkadaşlar. Yeşil alan
şu yeşil alan kaç farklı değer alır? Hadi bakalım. Sana ait hiç ipucu da vermeyeceğim, haberiniz olsun. Hızlı bir şekilde 8'e geçtim. Diyor ki bir sayı eğer şeklin içinde yazılırsa bu tam sayı bölenleri sayısını veriyormuş. Ve benden x'in en küçük pozitif tam sayı değeri kaçtır diyor. Buradan başlayalım. Şu y %100 2'dir dedim. Niçin 2'dir? 2 kimlere bölünür? 2 1'e bölünür, 2'ye bölünür, eksi 1'e bölünür, eksi 2'ye bölünür. Çünkü tam sayı demiş, pozitif tam sayı dememiş. En küçük 2 olur. X'e 2 yazdın mı? Şimdi işte y'ye 2 yazdın mı? Y'miz 2 olsun. Bu x'in 2 tane tam sayı bölenim var. O zaman x'imiz arkadaşlar %100 1'dir. Bir 1'e bölünür, bir eksi 1'e bölünür, işte bitti. En küçük 1'dir. Şıklardan biri bulup işaretlersiniz. Geldik sağdaki sorumuza. İşte sınav formatında bir soru daha. Bakalım çözümünü nasıl yapacağım. Evet arkadaşlar, çözümünü nasıl yapacağız? Ali ve Veli okuldaki dolapların şifresini bir kurala göre belirlemişler. Diyor ki dolap numaraları asal çarpanlarına ayrılıyormuş. Süper. En küçük asaldan başlayan sırasıyla asal çarpan üstündeki sayılar bir şifre oluşturuyormuş. Güzel. Mesela 24'ten başlamış. Diyor ki 24 2'nin küpü çarpı 3 üzeri 1 ya. Üstleri yanına yaz 31. Şifremiz 31'miş. Diyor ki Ali'nin şifresi 13'müş. Veli'nin şifresi 21'miş. O zaman Ali'nin şifresi eğer 13 ise Ali A üzeri 1'e B üzeri 3 olabilir. Veli'nin şifresi 21 ise bu P üzeri 2'ye Q üzeri 1 olabilir. Doğru mu arkadaşlar? Güzel. Şimdi bunlara şimdi değerler yazacağım. A 2 olursa B 3 olursa böyle bir şey mesela elde edebiliriz. Burası 54 miydi? Ya da hocam şurası 3, şurası 2 olur. 8 kere 3, 24 küçük oldu. Olmadı. Hocam burası 5 olursa ya da burası 5, burası 2 olursa hocam hiçbirisi 2 basamaklı olmuyor. Çünkü sonuçta Ali'nin şifresinin 2 basamaklı olması isteniyordu. Sorunun girişinde bizden onu söylüyordu. Neredeydi o? Neredeydi o? Neredeydi o? Dolap numarası en küçük asalın başına sırası üstüne yazıyor. Ali numarası 24 ise evet. 2 basamaklı dediği için 2 basamaklı olması lazım. Şimdi geldik buraya. Bu kolay zaten. Bu 3'tür. Bu 11'dir. 3'ün karesi 9. 11 ile çarptım 99. Bu kesin sen. Bu kolay bir şeydi. En büyük dediği için. Şimdi Semeden ne istiyorsun? Biri 54, biri 99. Benden toplamları en çok kaçtır diyor. 99 ile 54'ün toplamı da 153'tür. Şıklardan 153'ü bulup işaret dersin. Hemen hızlı bir şekilde bu sayfamızı bitirdik. Geldik diğer sayfamıza. 9. sorudayız arkadaşlar. Evet. Ne yapacağız biz bu 9. soruyu? Şimdi dikdörtgenler prizması falan pistan demiş. Boyutları bunlarmış. Kamyonun kasasına hiç boşluk kalmayacak şekilde arkadaşlar büyük parçalardan küçük parçalar oluşturuluyorsa bu bir OBEB sorusudur ya da EBOB sorusudur. Önce şu ikisini baz alalım. Arkadaşlar EBOB şöyle bulunur. Kaç tane gerekliymiş? 160 olmalıymış. Şimdi ben bunu niye kaydırdım ya? Durun bir saniye. Ben de anlatıyorum ama kaymış bu. Şimdi dikdörtgenler prizması şeklinde bir tane kasamız varmış. Bunlara hiç boşluk kalmayacak şekilde küp özdeş kartonlar yerleştiriliyormuş. Bu bir EBOB sorusudur. EBOB bulunurken büyüğün hacmine bu EBOB'ların hacmine böldüğünüz zaman sana kutu sayısını verir. Şimdi ben baktım ki bu 480'den 240'a odaklanalım. Bunların OBEB'leri 80 midir? Evet. Hocam 80 olsun. 80'den yola çıkıyorum. 480 x çarpı 240 bölü 80 çarpı 80 çarpı 80 eşittir 160'ı veriyor mu vermiyor mu? Bunu bir inceleyelim arkadaşlar. Hocam 80'e böldüm. 6. 6'da 3'ün katı var. Burada 3'ün katı yok. Hocam imkansız bu. Çünkü 80'e böldüm. 3 yok ki. 3'ün katı değil. O zaman 80 olmadı. Başka şu her x 60'a bölünür mü? 60 olsun arkadaşlar. 60 ise o zaman ben diyorum ki 480 çarpı x çarpı 240 bölü 60 çarpı 60 çarpı 60. Bakalım 160'ı veren sayı var mı? Böyle bir x bulunuyor mu? Hızlı bir şekilde bakalım. Şimdi 60'a böldüm 8. 60'a böldüm 4. Çarptım kaç oldu arkadaşlar? Yanlış olmasın maksat. 6 kere 8. Evet. Bu da 4. Çarptık arkadaşlar. Burası kaç oldu ya? 32 mi oldu? 32. Hadi bu da 60'a. Cevaplar 60'a. 60'a bölelim. Bunun ne olduğunu bilmiyorum. Eşittir 160'a. Arkadaşlar
Şuranın 5 olması lazım. Demek ki x'imiz neymiş? X'imiz 300'dür. Haberiniz olsun. Zaten şıklardan 300'ü buldum ve işaretledim. Burası iptal olmuştu. Sadece şu x'ine odaklandım. Dedim ki şu x'ine ya OBEB'leri 80'dir ya OBEB'leri 60'tır. 60 olmasaydı bu sefer 40'a bakacaktım. 40 için bu formülü uygulayacaktım. Sağlıyor mu, sağlamıyor mu? Olay anlaşıldı mı arkadaşlar? Mantık bu. Hemen geldik bir sonraki sorumuza. 10. sorumuza. Ne diyor mu sorumuz? Ali ile hemen okuyalım sorumuzu. Ahmet bir tahmin oyunu oynuyorlar. Ali aklından 3 basamaklı bir doğal sayı tutuyor. Ahmet bu sayıları sırasıyla 5, 8, 11 ile bölümünden kalanları soruyor. Ali'nin cevabı ise dur 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 dur. Ahmet Ali eşittir diyelim. 3 basamaklı bir sayı tuttu. Bunlara böldü. O zaman bunların bir katı. 5'in katı artı 3. 8'in katı artı 6. 11'in katı artı 9. Dikkatinde hep 2 eksiği, 2 eksiği, 2 eksiği. Her birisine 2 ekleyelim. Ali artı 2. Bu 5, 8, 11'in katları oldu. 5, 8, 11'in katları ne var arkadaşlar? Hemen bakıyorum. 5, 8, 11'in katları ne var? 40, 440 mı? Çarpı K. Şimdi diyor ki Ali en fazla kaç denemede bulabilir? Bu 3 basamaklı sayı mıydı? Ya bu K ya 1'dir ya 2'dir. Başkası imkansız arkadaşlar. O zaman 2 denemede Ahmet çok rahatlıkla Ali'nin tuttuğu sayıyı bulabilir. Çünkü K'ya 1 yazsa 2'yi karşıya attık. 438, 2 desen şurası 880, 878 oldu. Soru bitmiştir. Geldik bir sonraki sorumuza. Yine güzel bir soru arkadaşlar. Yine güzel bir soru. Soru ne diyor? O doğa sırasıyla aşağıdaki işlemleri yapıyor. Aklından bir doğal sayı tutuyor. Tamam. Aklında A sayısını tutsun. 516 ekliyor. 6, 516. Güzel. Ve sonra bulduğu ilk sayıya bölüyor. Bölü A. Ve sonucu bir tam sayı buluyor. Tam sayı buldu. Ve bunları parçalayalım. A bölü A 1 artı 516 bölü A eşittir. Tam sayıymış. Güzel. 516 A'ya tam bölünmeli. Bir de bu bir doğal sayıydı. Öyle diyordu. Doğal sayı. Pozitif tam bölenler sayısını istiyor. Tamam. 516'yı asal çarpanlarına ayırdınız mı? Hocam 516 asal çarpanlarına ayırırsak 516'yı asal çarpanlarına ayıralım. 2'nin karesi. 3 üzeri 1. Bir de çarpı 43 üzeri 1. Süper. Pozitif tam bölen sayısı üstlerin birer fazlasının çarpımı değil mi? Üstlerin birer fazlasını çarpar mısınız? Hocam hepsini çarptım 12 oldu birer fazlasını. Ama soruda diyor ki asal olmayan 3 tane asalımız vardı. 12'den 3 çıktı. Cevap 9'dur. Şıklardan 9'u bulup işaretlersiniz. Hemen geldik bu soruya. Bu soru arkadaşlar yine güzel bir sorudur. Görsel sorular hep hoşuma gitmiştir. Hemen bundan sonra da 12. soruya bakarız. Arkadaşlar bir depomuz varmış. 4 ile 5 metre arasındaymış. Ama depoya 25 santimlik ve 30 santimlikler konduğu zaman depoda hiç boşluğum kalmıyormuş. O zaman benim bu depomun genişliği eşit midir? 25 ve 30'un okekleri katlarıdır. 25 ve 30'un katları. 25 ve 30'un katları arkadaşlar 150 var. 150'nin katları. 150'nin katları ise ben bu katı 3 alabilirim. Çünkü soruda diyordu ki 4 metre ile 5 metre arası. 4'ten 5 arasında ben bildiğim 450 yani metre diyor ya santime çevirince 400 santimden 500 santim arası. O zaman kayı mecburen 3 alacaksın. O zaman depomuzun genişliği 450 santim oldu. Diyor ki buna göre hangileri yerleştirilirse depoda boşluk kalmaz. 450'ye bölünen hangisi ise cevap odur. Soru bitmiştir. Geldik üstteki sorumuza. 12. sorumuz ne diyor arkadaşlar? Yine bir şekil sorusu. Şimdi. Önce bir kutu içerisinde 6'yı bulalım. Şimdi adam böyle bir tanım vermiş. Şöyle bir tanım vermiş. Diyor ki en kenarlıysa en'in karesi. Bu 4 kenarlı mı? 4'ün karesi. Çarpı İçindeki eğer a ise a üzeri en kenar. Yani 6 üzeri 4. Süper. Bu beşgen mi? A. Beşgen içerisinde ne var? 4 var. Bir defa bu 5'in karesi çarpı 4 üzeri 5'tir. Güzel. Bir de üçgenim varmış. A. Üçgen içerisinde ne var? 12 var. Bu da şudur. Üçgenin karesi çarpı 12 üzeri 3'tür. Güzel. Şimdi benden bunların OBEB'lerini istiyor. Arkadaşlar bir defa hepsinde 5 var mı? Yok. Geç onları.
Bir defa 5 OBEP olamaz. 3 burada yok. Burada var, burada var. 3 de olamaz. Ama 4 OBEP olabilir. Şimdi burada ne var? Dur. Bu 4'ün karesi. Şu 2 üzeri 4'e 3 üzeri 4. Yani 4 üzeri 4 çarpı 3 üzeri 4. Güzel. Geldik buraya. Şu 5'in karesi 4'ün 5'i. Bu da 3 çarpı 4 ya. 3'ün küpü çarpı 4'ün küpü. Yani 3 üzeri kaç oldu? 5, 4 üzeri 3. Bütün 4'leri bulduk mu? Arkadaşlar, OBEP üstü küçük olandır. Yani 4'ün küpü, yani cevap 64'tür. Şıklardan 64'ü bulup işaretlersiniz. Geldik hemen arka sayfaya. İşte bu arka sayfa arkadaşlar tam bir ana baba günü. En sevdiğim sayfa burasıdır. Şimdi 14 arkadaşlar. Diyor ki soruda 7 arkadaş varmış arkadaşlar. 7 arkadaşlar bu rakamlardan birer tane tutuyorlarmış. Tamam, tutsunlar. 7 arkadaş bundan bir tane tuttular. A kümesinin o keklerde hesaplanıyor. Kalkıp da bana bunun o keklerini hesaplamayın arkadaşlar. Yani bunun o keklerde hesaplanıyormuş. Diyor ki seçtiği, mesela diyelim ki ben neyi seçtim? Mesela ben 100'ü seçtim diyelim. Baştaki o kekler benim dışındaki sayıların o kekler birbirini tutuyorsa ben yarışmayı kazanmıyormuşum. Tutmuyorsa kazanıyormuşum. Ondan bahsediyor. Diyor ki seçtiği eleman harici kalanların ek okları başlangıçtaki farklı ise oyun kazanıyor. Şimdi farz edelim 100'ü tutan birisi. Diğerlerin başlangıçtaki bu 100 olmasa o kekte değişiklik olur mu? 110 çarpı 10'dur. Valla burada 10 da var, burada 10 da var. Ya da 25 çarpı 4'tür. Şurada 25 var, şurada 4 de var. Yani 100'ü ha sayıya eklemişsiniz, ha sayıya eklememişsiniz. O kekte değişiklik yok. Arkadaşlar buradaki tek sıkıntı 36'dır. Niçin 36'dır? 36 4 çarpı 9 değil mi? Tamam. 9 diye yani 36'da 9 var ya. Dışarıda hiç 9 var mı? Mesela bu 9'a bölünmez. Bu 9'a bölünmez. Bu 9'a bölünmez. Bu 9'a bölünmez. Bu sadece 3'e bölünür. Bu 9'a bölünmez. Bu 9'a bölünmez. 36'yı arada çekerseniz bu sayının o kekleri değişir. Önceden o keklerinde 9 çarpanı varken artık o keklerinde 9 çarpanı yok. 3 çarpanı olacak. Olay anlaşıldı mı? Yani 36'yı tutar yarışmayı kazanır. Hocam ben 8'i tuttum. Bunun içerisinde 8 yok mu? 8 çarpı 60 bu. Hocam ben 75'i tuttum. E tamam da 25 çarpı 3 değil mi? Burada 25 var, burada da 3 var. Kazanamazsın ki. İşte güzel bir soru arkadaşlar. Araçları varmış. Dur. Bunu biraz kaydıralım. Ben burayla bir işim yok arkadaşlar. Şekil anlatılmış doğrudur. Ben yine şimdi bir şekil çizeceğim. Böyle bir yol çizelim. Yolun üst tarafında bizim evlerimiz var. Alt tarafında evlerimiz var. Bunun kapı numarası 1 ile başlıyor. Bununki 2 ile başlıyor. Öyle diyor. Bunlar 5'er metre aralıklarla. İşte bir tane daha ev. Sonra 5 metre aralıklarla bir tane daha ev. 5 metre aralıklarla bir ev, bir ev, bir ev, bir ev, bir ev. Aman! 5 ve 5. Süper. Alttakiler de öyle diyor. 8'er metre. Ev. Aralık neymiş? 8'miş. Dur aralıkları kırmızıyla yazayım ya. Evet. Aralıkları kırmızıyla yazayım. Şurası 8, şurası 8, şurası 8, şurası 8, şurası 8, şurası 8, şurası 8'miş. Şu aralıklarda 5. Aralık atlamayalım. 5. Kapı numaraları üsttekiler tekmiş. Öyle diyor. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 diye devam ediyor. Güzel. Alttakiler de 2'ymiş, 4'müş, 6'ymış, 8'miş, 10'muş, 12'ymiş, 14'müş, 16'ymiş. Güzel. 1 ve 2 hariç. Üst kısımlar sarıya, alt kısımlar kırmızıya boyanıyor. Karşılıklı evler de turuncuya boyanıyor. Mesela bunlar karşılıklı ya ama 1 ve 2 hariç. Ama buradaki 3 numaralı evle buradaki 4 numaralı ev karşılıklı olmaz. Çünkü arada 5 santim fark var ya. Bir defa x'in katlarını bulurum. X'in katları arkadaşlar kaç çıkar? 40 çıkar. Birisi 5'er metre, birisi 8'er metre. Bunların o kekleri 40 çıktı. 40 bunların o kekleri. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
8, 40 oldu. Bunun 17'siyle bununki de 1, 2, 3, 4, 5. Bunun 12'si karşılıklı gelecek. Bunun 17'siyle bunun 12'lisi karşılıklı gelecek. Bu 1'di, bu 2'ydi. Olay anlaşıldı mı arkadaşlar? O keklerini buldum. 40, 40'a kadar geldim. Tam 17 çıktı. Bu da 8, 16, 24, 5 tane geldim. 1, 2, 3, 4, 5. Neymiş? 12'ymiş. 17, 12 karşılıklı geliyormuş. Şimdi aradaki fark ne? 16. O zaman 16 ekleyin ne olur? 33. Bir daha 16 ekleyin ne oldu? 49. Bu aradaki fark ne? 10. 10 ekle 22, 10 ekle 32. Süper. Sonra da benden ne istiyor? Caddenin başından yürüyerek geldiğinde 3. kez turuncu evler. Bu 1. kez turuncu evler, 2. kez turuncu evler, 3. kez turuncu evler. Kapı numaraları toplamı nedir? Şunları topla, şunları topla, şunları topla. Hepsini topla, soru bitmiştir. Güzel bir soru arkadaşlar. Çözümünü bu şekilde yaptım. Cevapta ne diyor arkadaşlar? 81 diyor. Şıklardan 81'i bulup işaretleriz. Buna göre başından yürek geldi. Üçüncü karşılaştığında turuncu evlerin. Pardon. Hepsinin toplamını istemiyormuş. Özür. Bendeme de bütün turuncuların toplamı isteniyormuş. Sadece üçüncü kez karşılaşılan turuncuların toplamı isteniyor. Bu ikisinin toplamı arkadaşlar 81'dir, haberiniz olsun. Olay anlaşılmıştır umarım arkadaşlar. Soru güzel bir soruydu. Hemen sağdakini çözeyim. Bu da hoşuma giden bir sorudur. Ondan sonra üstteki iki soru da kolaydır zaten. Onları da çözdükten sonra dersiniz biter. Şimdi arkadaşlar. Diyor ki. Bir eleman varmış, buraya geliyormuş, buraya ve buraya finali bitiriyormuş, yolu bitiriyormuş. AT 1500'müş. Şu uzunluk 1500 ise 1, 2, 3, 4, 5'e böldük. Her birisinin uzunluğu kaç birim oldu? 300 oldu. Buraya bir 300'ü yazdım. Niçin yazamıyorum ya? 300 dedim. Genişlik de 1080'miş. 1, 2, 3, 4'e böldüm. 270 mi çıktı? Şurası da 270. Süper. Evet. Şimdi. Eşit aralıklarda mola verilecektir. Ve köşeler kesinlikle mola vermek zorunludur. O zaman köşelerde mola vermek zorunluysa 270'ten 300'ün bana bir OBEP'lerini bulur musunuz? OBEP 270 ile 300. O da kaç çıktı arkadaşlar? 30 çıktı. Süper. Şimdi. Ne kadar güzel bir soruymuş lan. Ciddi miti güzel bir soruymuş. 1, 2, 3, 4, 5 tane 300 gidecek. Yani 1500. Artı. 271, 2, 3, 4 tane 270 gidecek. 1080. Toplamını 30'a bölerseniz mola sayısını bulmuş olursunuz. Mola sayısı buradan kaç çıktı biliyor musunuz? 86 çıktı. Topla 30'a böl 86 çıkıyor. En son bitirdiği yerde mola vermesine gerek yok mu? Yok tabii ki. Cevap 85'tir. Şıklardan 85'i bulup işaretlersiniz. Ne yaptım arkadaşlar hızlı bir şekilde? Bir daha özet geçiyorum. Dedim ki şunun uzunluğunu 300, şunun uzunluğunu 270 buldum. Adam eşit mesafede mola verecek ama köşelerde mola verme zorunluluğu var. O zaman köşelerde mola verme zorunluluğu varsa bununla bunun OKEK'lerine denk gelecek, OBEP'lerine denk gelecek yerlerde mola vermem lazım. OBEP'lerini buldum, OBEP'lere 30 çıktı. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5 tane 300 gitmemiz lazım. 1500. Bir de dikeyde 1, 2, 3, 4 tane de 270 gitmemiz lazım. 1080. Topla 30'a böl sana mola sayısını verir. Molamız 86 çıktı. Tamam da en son bitirdiğin yerden mola vermene gerek yok ki. Eksi 1 dersen soru bitmiştir. Geldik üstteki yine. Şimdi arkadaşlar OBEP demek herkeste olan şeye biz OBEP diyoruz. O zaman OBEP'leri 7 ise X 7'nin bir katıdır. Y de 7'nin bir katıdır. Doğru mu arkadaşlar? Süper. Şimdi x kare eksi y kare diyor. 49 parantezinde m kare eksi k kare. Bunu tut x'in yerine yaz. Şunu tut y'nin yerine yaz. 49 m kare eksi 49 k kare olur. Eşittir 392'ye. 49'a bölelim.
M kare eksi K kareyi bulmuş olduk. O da arkadaşlar 8 çıktı. Ben bunu M eksi K'ya M artı K yazabilir miyim? 8. Arkadaşlar birisi 2'dir. Birisi de 4'tür. Doğru değil mi? Birisi 2, birisi de 4. Başkası imkansız. 1'e 8 olursa M'yi bulamazsınız. Çünkü pozitif tam sayı demişti. Dikkat ederim. Bak pozitif tam sayı. 1'e 8 dersen alt alta topladığın zaman çıkmıyor. M kesirli çıkıyor. 2'ye 4'tür. Benden x eksi y istiyor. Birbirinden çıkardığınız zaman 7 parantezinde M eksi k'yı mı istiyor? M eksi k'ya ben 2 demiştim. 2 kere 7. Cevap 14'tür. Şıklardan 14'ü bulup işaretlersiniz. Şimdi sıra geldi arkadaşlar son sorumuza. Şimdi ardışık çift sayıların OBEP'leri 2'dir. OKEK'leri de çarpımları bölü 2'dir. Bunu unutmayın. Her zaman OBEP'leri 2'dir. OKEK'leri de çarpın bölü 2. Ha bu ardışık tek sayı olsaydı OBEP'leri 1'dir. OKEK'ler de bunların sadece çarpımıydı. Süper. Şimdi M'yi buradan bulalım. M buradan kaç çıktı? 5 çıktı. M'ye 5 yazalım. A çarpı B bölü 2 ne çıktı arkadaşlar? Topladık 84 çıktı. İçler dışlar çarpımı yapın. A çarpı B 168 çıktı. 168 ise biri 12'dir, biri 14'tür işte. Başkası imkansız. Çünkü çarpımları ardışık çift sayı olacak. 12, 14. Benden toplamlarını istiyor. Toplamları 26'dır. Geçmiş olsun arkadaşlar. Güzel bir denemeyi bu şekilde bitirmiş olduk. Yarın seriye devam edeceğiz. Herkese sınav yolunda başarılar. Sizleri çok seviyorum. YouTube kanalına abone olup videoyu beğenip bir de arkadaşlar yorum yaparsanız çok sevinirim. Ödev sorumu çözün. Haberiniz olsun. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.